El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammedin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sualler ve cevaplar faslında birlikteyiz. Sualler ve cevaplar ekonomi babında. Öyleyse Ankara'da Metin Peker'in sualiyle inşallah başlıyoruz. Diyor ki Metin, Maliye Bakanı Kemal Unakıt'tan birinci suali Metin. 2004 yılının ekonomik açıdan daha iyi bir yıl olacağını belirterek enflasyonu, faizleri daha da düşüreceğiz. Aynı büyümeyi devam ettireceğiz, dedi. Unakıt'tan AK Parti'nin aylık yayın organı Türkiye Bülteni'nde yer alan röportajında 2003 yılını değerlendirerek ekonomiyi tekrar rayına oturtmak, arabayı tekrar yola koymak bayağı sıkıntı isteyen bir işti, değerlendirmesinde bulundu. Bütçeyi hazırlarken koydukları hedeflerin o zamanki konjonktürel duruma göre çok iddialı, hatta tutturulamaz denilen hedefler olduğunu hatırlatan Unakıt'tan, 2003 yılında bu hedeflerin gayet rahat tuttuğunu, hatta %20 olarak planlanan enflasyonun %19 civarında gerçekleşmesi gibi güzel neticelerinde alındığını kaydetti. Maliye Bakanımız haklıdır. Başarı kesindir. 2004 yılı için hedefleri daha ileriye götürdüklerini işaret eden Unakıt'tan şöyle devam etti. Enflasyonu, faizleri daha da düşüreceğiz. Aynı büyümeyi devam ettireceğiz ve ihracatımızı büyüteceğiz. Milletler arası pastadan daha fazla pay alabilmek için milletler arası ticaretimizi daha da büyüteceğiz. 2004'ün sonunda, 2005'in başında paramızdan 6-0 atmak suretiyle paramız da milletler arası camiada saygınlık kazanacak. Biz kararlılıkla, azimle, ısrarla ekonomi politikalarımızı uygulayacağız. 2004'ün 2003 yılından daha iyi ve kolay olacağını tahmin ettiğini kaydeden Unakıt'tan, hükümetin fakir ve fukaranın yanında bir politika izlediğini, bu kesimin 2004 yılında ekonomiden aldığı payın yükseleceğini ifade etti. İşsizlik sorununun çözümünün bu yıl daha iyi bir hale geleceğini bildiren Unakıt'tan, çünkü 2004 yılı Türkiye için daha istikrarlı bir yıl olacak. Bir, eğer dışsal şoklarla karşılaşmazsak, 2004 aynı zamanda bir yatırım yılı olacak, demiş. Dışsal şoklar, Illuminati'nin Türkiye üzerindeki oyunlarını ifade ediyor. Her zaman beklenebilir sevgili kardeşlerim. Türkiye'nin büyümesi, Türkiye'nin Osmanlı'ya layık olduğu olan noktaya yaklaşması, dışarıda birçok insanın gözünü korkutuyor. Ve buna engel olmak için büyük gayretlerin sergilendiğini zaten görüyoruz. İçimizdekilerle onlar bir arada ülkeye çok zor günleri yaşatmayı başardılar. Türkiye bir nevi ekonomik sömürge olma, müstemleke olma durumuna getirildi. Hükümetin ekonomik kontrolünü ele alan bir eyalet valisi bile gönderildi ve Türkiye bir süre onun yönetiminde kaldı. Ekonomik açıdan.
yeni iktidar 2004 yılının sonunda IMF ile ilişkilerimizi keseceğiz tarzında bir ifadede de bulundu. Bu açık bir restti. Illuminati'nin Türkiye üzerindeki hayallerinin son bulmasını ifade ediyordu. Buna karşılık Illuminati ne yapar? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu paramızın 6 sıfırın atılması sırasında altın karşılıklı parayı da devreye almak mümkün olabilseydi sevgili kardeşlerim, o zaman Türk parası bir dünya parası olacaktı. Ve aslında o kadar beklemeye de, bir sene beklemeye de hiç gerek yoktu. Herkes elindeki parasını verip karşılığında basılmış olan altın karşılıklı parayı alacak ve bu konu bitmiş olacaktı. O günkü Türk lirası değerinin hangi gün para getirilmişse Merkez Bankası'na onun karşılığını teşkil eden altın para, altın karşılıklı parada hangi miktar paraya tekabül ediyorsa o para eski parayı getirene teslim edilecek ve Türkiye parasına 6 sıfır atılmış olmakla kalmayacak, altın karşılıklı bir para olacaktı. Bunun için de 2005 yılını falan beklemek hiç gerekmiyordu. Çünkü şu andaki durumda hemen her gün altının fiyatı değişse bile hemen tatbik edilebilir bir sistem bu. Hangi gün para getirilmişse Merkez Bankası'na o gün güray üzerinden altın karşılıklı para kişiye teslim edilebilirdi. Burada Maliye Bakanımızın ifade ettiği şey çok açık ve bizi çok huzurlu kılan bir husus. Yatırım yılı olacak diyor 2004 yılı için. Bu bir büyük müjde sevgili kardeşlerim. Yani devlet demek istiyor ki biz teşvik tedbirlerimizi en büyük boyutlara çıkaracağız. Yatırımları teşvik edeceğiz. Ve böyle bir şeyin gerçekleşmesi bizim 27 yıldır hayalimiz. Acaba ne zaman Türkiye yeni bir patlamaya, yatırım patlaması devresine girer? Hep rüyalarımız, hedefimiz bu iktidara nasip olursa bundan büyük kıvanç duyarız. Yatırımların bilhassa özel sektörde daha fazla arttığı, yabancı sermayenin daha fazla geldiği bir yıl olacak. Yabancı sermaye kesimi bizi pek alakadar etmiyor. Bildiğiniz gibi bizim hareket halindeki fonlarımız yabancı sermayeye ihtiyaç duymadan bir kalkınmayı çok rahat şartlarda Türkiye'nin yapabileceğini kesin olarak biz ispat etmiş durumdayız. Ama Illuminati uyumuyor. Türkiye'deki 73 yerli bankanın 54'ünü yok ederek yerli bankaların sayısını 19'a indirmeyi başardı. Yabancı bankalar da bu süre içerisinde banka denetleme ve destekleme kurulunun gayretiyle 8'den 22'ye yükseldi. Türkiye'yi düşünün sevgili kardeşlerim. Burası Türkiye. 19 tane yerli banka, 22 tane yabancı banka. Illuminati ne yapmış Türkiye'de? Türkiye ekonomisinin kan damarlarını yarıdan ötede ele geçirmiş. Hala bu kan damarları konusunda kesin bir ilgi görmüyoruz. Ve Türkiye'ye yazık oluyor. Yatırımın artması, üretimin, ihracatın artması, Türk milletinin gelir seviyesinin yükselmesi, işsizliğin azalması demektir.
burada bir eksik kelime görüyoruz ama Maliye Bakanımız bu kelimeyi sık sık telaffuz ettiği için özel bir eksiklik olarak değerlendirmiyoruz. Yatırımlardan bahsediyor Maliye Bakanımız ama Türkiye'yi kalkındıracak olan şey üretken yatırımlardır sevgili kardeşlerim. Hizmet yatırımları değil, turizm yatırımları değil ama üretken yatırımlar. Elbette herkes kendi dilediği bu kesimde yatırım yapacaktır. Neyi başarıyorsa o istikamete yatırım yapacaktır. Tamam. Ama teşvik tedbirlerini uygularken üretken yatırımlar özel bir teşvik planıyla tatbikata girmelidir. En büyük vergi iadesi orada tahakkuk etmelidir. Yatırımların oluşması sadedinde vergi indirimi en büyük ölçüde orada tahakkuk etmelidir. Ve yatırım Türkiye'nin göz bebeği olmalıdır. ...2004 yılı için yaptıkları bütçede ne kadar gider sarf edeceklerini, ne kadar gelir elde edeceklerini ve bu gelirleri nereden alacaklarını tespit ettiklerini bildiren olaraktan, buna göre de yeni bir vergi koymadıklarını belirtti. Bu noktadan Maliye Bakanımız başarılı bir bakan. Burada açıklanmamayı usul haline getirdikleri bir ciddi olay söz konusu. Bütçeden bahsediliyor. Bütçedeki açığın oranı geçen sene %30'un üzerinde bir bütçe açığıyla 2003 yılı tamamlandı. Biliyoruz ki hükümetin ötesinde bir takım kuvvetler aza katlanamıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Türkiye ayağını yorganına göre uzatmak mecburiyetindedir. Türkiye şu anda gene gayri safi milli hasılasının %120'sinden fazla borcun içindedir. Öyleyse böyle bir dizaynda bu borç bataklığında borcun ödenebilmesi, Türkiye'nin gelirleri, faizlerini ve borçların taksitlerini ödemeye müsait değil. Mutlaka borç alınarak bu borçların bir kısmı ödenecek, faizlerin bir kısmı ödenecek. O zaman borcun devam edeceği bir ortamda bir faaliyet yapmak mecburiyetindeyiz. Bunun manası bütçe açığıdır. Bütçe açığı ise enflasyonu körükleyen bir sistemdir. Herkes yaklaşan, devam edecek olan bir enflasyon için fiyatlarını yükseltmek mecburiyetinde kalacaktır. Aradaki açığı karşılayabilmek için. Vergiyi tüm tabana yayarak vergi gelirlerini arttırmayı hedeflediklerini kaydetti. Yani kayıt dışı ekonomiyi kayıt içine almak. Türk ekonomisinde yeni uygulanacak enflasyon muhasebesine de değinen Unakıtan, enflasyon muhasebesi 35 yılın rüyasıdır dedi. Biz bu rüyayı bir anda uykudan uyanarak çözmeyi yeğleriz. Ve bir gün Türkiye'de altın karşılıklı para mutlaka tahakkuk edecektir. Bunu gerçekleştirdiğimiz gün Türkiye dünyadaki en sağlam paranın sahibi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, masallara kulaklarınızı tıkayın. Bu olay denenmiştir.
tehlikesi olmadığı kesindir. Yok o zamanında dolara çelme takılıp da dolar süratle düşmeye başladığı zaman Amerikan hükümeti doları başka bir paraya değiştirmek isteyen herkese altın olarak ödeme yapılacağını belirtti. Ve 3 gün süreli bir müracaattan sonra baktılar ki doların o andaki değeri altın karşılıklı ve düşmesi söz konusu değil. Arada düşmanlık vardı. Buna rağmen 3 günden fazla sürmeyen bir müessese tahakkuk etti. 3 gün müracaatlar yapıldı. 4. günde hiç müracaat gelmedi. Bir daha talep olmadı. Ve dolar paritesini muhafaza etti. Türkiye normal şartlar altında bir altın karşılıklı para koyacaktır. Türkiye'nin düşmanı yok mudur? Çoktur. Ama oradaki düşmanlık çok açık bir düşmanlıktı. Maksat dolara çelme takmaktı. Ve müracaatlar ona göre yapıldı. Yani normalin çok ötesinde bir müracaatın yapılması söz konusuydu. Bu normalin çok ötesindeki müracaat da 3 gün sürdü sadece. Altın karşılıklı bir para bir tehlike değildir. Bir garantidir, bir teminattır. Kabinemize bunu anlatabilmek bize çok kolay gibi görünmüyor. Ama diğer bütün konularda bu kadar hassas bir şekilde tatbikata giren Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bu noktadaki duraklaması bizi çok düşündürüyor. Neden? Şimdi kardeşimiz suallerini soruyor. Öncelikle enflasyon konusuna değinmek istiyorum. Enflasyondaki faizlerdeki bu düşüşü neye bağlayabiliriz? Burada çok açık bir olay var sevgili kardeşlerim. Enflasyondaki ve faizdeki düşme gerçekleşmiştir. Hükümet enflasyonu indirme politikasını başarıyla sürdürmüştür. Bunun arkasında temelde 2 faktör vardır. Birincisi, para tabanını yükseltmemek. Yani tedavüldeki para hacmini arttırmamak. İkincisi, arzı çoğaltmak. İkisi de enflasyonu önleyen temel faktörler. Enflasyonu önlemekle kalmayan, eğer tedavüldeki parayı arttırmazsanız, üretimi de yükseltebilirsiniz ki üretim ciddi anlamda özellikle reel sanayinin üretimi açık bir şekilde artmıştır. Ama yeni yatırımlar yapılarak değil de kapasite kullanım oranları yükseltilmek suretiyle yapılmıştır. Burada dikkat edilecek ve başarı kazanılmıştır. Enflasyon 30'lardan 20'ye, 19'a düşürülmüştür. Arkasında ne vardır? İyi idare vardır. Kaliteli bir para stratejisi uygulanmıştır ve başarılmıştır. Eksiklik sadece denk bütçededir. Bu yapılamamıştır. Yapılsaydı bu rakam daha aşağı düşecekti muhakkak. Ve stabilite oturmuştur Türkiye'de. Enflasyondaki düşüş, faizdeki düşüşü otomatik olarak devreye sokar. Eğer Merkez Bankası'nın müdahaleleri olmasa, reel faiz sıfıra doğru geniş ölçüde yaklaşacaktır. Faiz oranı düşecektir. Enflasyonla faiz arasındaki fark olan reel faiz de sıfıra yaklaşacaktır. Hükümetin para politikası çok başarılı. Bütçe politikasında şu açıklar konusunda da
En çok üzüldüğümüz nokta orası ki hükümetin elinde yapabileceği fazla bir şey yok sevgili kardeşlerim. Bir kesim masraflardan fedakarlık etmiyor. B şıkkında kardeşimiz diyor ki, hükümetin uyguladığı bütçe politikasını nasıl görüyorsunuz? Bütçe politikasında son derece önemli bulduğumuz bir kesim var. Bütçe açığı. Hep bunu vurguluyoruz ama ne yazık ki çözümü gerçekleştirmek hiç kolay değil. Hükümeti aşan bir sorundan bahsediyorum. İki ayrı cepheden bütçe açığı devam edecektir. Birincisi, devletin gelirleri masraflarını karşılayabilirdi. Eğer borçları ödeyecek olan bütçe fazlası elinde olsaydı. Yani bütçe borçları da ödemeye yetseydi demek doğru bir ifade olur. Ama şunu görüyoruz ki gelirlerimiz aldığımız borçların ana para ve faizlerini ödemeye ne yazık ki yetmiyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsetmek istediğim şey son derece açık. Hükümet borç ödemek mecburiyetinde. Miras olarak devraldığı borcu ödemek mecburiyetinde. Başka bir çözümü de yok. Bunun için de borç almak mecburiyetinde. Borçla borcunu ödemek mecburiyetinde. Bunun manası bütçe açığıdır. Yani bütçeyi idare eden Maliye Bakanlığı başka bir şey yapabilecek imkana sahip değil. Bir çözümü var bu konunun sadece. Bütçe gelirlerini arttırmak. Yani vergilerden daha fazla hasıla sağlamak. Bu da vergi oranlarında düşüş yapmakla kısmen mümkün olabilir. Ayağını yorgana göre uzatmak, bütçenin gelirlerinin borçların faiz ve taksitlerini ay be ay ödeyebilecek olan seviyeye ulaşmasıyla mümkün. Öyleyse başarılı mıdırlar? Ellerindeki imkanlar kadar başarılılar. Ama daha ötesini gerçekleştiremiyorlar. Bütçe açıkları devam ediyor. Yatırım, işsizlik ve büyüme üçgenini açıklar mısınız diyor. Aralarında ne gibi bir bağlantı vardır? Yatırım ve büyüme ve işsizlik üçü birbirine bir ciddi anlamda bağlıdır. Hem üretken yatırımlar hem işsizliği azaltır hem de büyümeyi sağlar. Ve işsizliği azaltacak ve ekonomik büyümeyi sağlayacak olan bir başka yol mevcut değildir. Yani kapasite kullanım oranlarını yükselttiğiniz zaman büyümeyi sağlarsınız ama işsizliği önleyemezsiniz. İşsizliği önleyebilecek olan faktör yatırımdır. Ancak yatırımla istihdam artar ama bu da bir taşla beş kuş vurmaya yetmez. Bir taşla beş kuşun vurulduğu tek alan yatırımların üretken yatırımlar olmasıdır. Hem istihdamdan faydalanırsınız, istihdama çok sayıda yeni eleman alırsınız.
hem onlara vergi vereceğiniz için hükümet her ay stopajdan vergi geliri almaya başlar. Hem ekonomiye katma değer girdiği için üretim artar, arz yükselir. Hem de işçilere ödediğiniz ücret sebebiyle onu satın alma gücü de ona paralel olarak yükselecektir. Ve yıl sonunda yatırımcıların da gelirlerinden vergi alınması ya kurumlar vergisi ya da gelir vergisi olarak mümkün olacaktır. Öyleyse yatırımların, üretken yatırımların büyümesi, artması hem büyümeyi sağlayan hem işsizliği kesin şekilde önleyecek olan bir tek çözümdür. D şıkkında diyor ki yabancı sermaye ülkemiz için gerçekten gerekli midir? Hemen söyleyelim. Hayır, gerekli değildir. Yabancı sermaye ülkeyi ne getirir, neleri götürür? Yabancı sermaye ülkeye yabancı egemenliğini getirir. Son derece önemlidir. İlluminati'nin içimize sızmasını, Türkiye'ye hakim olmasını geniş ölçüde harekete geçirecek olan bir faktördür. İlluminati'nin temel prensibi IMF vasıtasıyla girdiği ülkelerde bir kaos ortamı oluşturmak suretiyle o kaosta değer kaybedecek olan, kaos sebebiyle, kriz sebebiyle ödemelerini yapamaz hale gelen işletmelerin bütün önemli olanlarını yabancılara peşkeş çekmek üzere hazır bir ülke oluşturmak. Hedef budur. Türkiye'de de bu başarılmıştır. Çok sayıda işletme yabancılar tarafından satın alınmıştır. Yeni bir kaosla bu olay devam edecektir. Şıkkında diyor ki kardeşimiz, kriz dönemlerinde ülkeler ve hükümetler ne gibi yollar izlemelidirler? Ne yazık ki yapılabilecek bir şey yok. Kriz dönemlerinde kontrol elden çıkar ve borçlarını ödeyemeyen üretken yatırımcılar, tüketim yatırımcıları, işletmeciler ellerindeki borçlarını ödeyemedikleri için gayrimenkullerini çıkarmak mecburiyetinde kalacaktır ellerinde. Bu yabancılar için çok önemli bir fırsattır çünkü fiyatlar çok büyük oranda düşecektir kriz sebebiyle. İzlenebilecek yol ne olabilir? İzlenebilecek yol yabancılara bu kapıları kriz zamanlarında kapatmaktır. En kestirme çare budur. Belki bir polis tedbir öneriyoruz. Ama eğer satılırsa yerli halka satılmalıdır. Veya devlet geçici olarak müdahale etmelidir. Ama yabancılar hayır. Ve son olarak enflasyon muhasebesi konusunda ne buyursunuz diyor kardeşimiz. Enflasyonun çok düşük olduğu ülkelerde bu sisteme gerek var mıdır? Enflasyon muhasebesi hiçbir zaman gerekli olmayan bir müessesedir. Hangi açıdan? Eğer ülke altın karşılıklı para rejimini kurabilirse hiçbir zaman böyle bir şeye ihtiyaç duymayacaktır. Altın karşılıklı parayla enflasyona veda edilir. Ama pratik açıdan meseleye baktığımız zaman enflasyon muhasebesi mutlaka tahakkuk etmek mecburiyetindedir. Neden? Çünkü alım değerleriyle satım değerleri arasında geçecek zaman parçasında farklar oluşmaktadır. Eğer siz alış değerinize göre belli bir kar koyarak malınızı satarsanız, o sattığınız maldan elde ettiğiniz kar, zannettiğiniz kar olmayacaktır. Hatta çoğu zaman satış fiyatınızı 3 ay evveline göre aldığınız bir malın satış fiyatını
o günkü maliyete göre hesapladınız. Ama 3 ay sonra o malı sattığınızda elinize geçen parayla aynı malı alamazsınız. Aynı fiyata alamazsınız. Sattığınız fiyata göre, sattığınız fiyata eşit olarak alsanız bile bunun manası kar etmemiş olmanızdır. Öyleyse enflasyon muhasebesi bu konuda sağlam bir teminattır. Her an maliyetlerinizi kontrol etmek imkanının sahibisiniz ve hedefinize en güzel şekilde gidebilirsiniz. Yani yüksek enflasyon devresinde olan bütün ülkelerde enflasyon muhasebesi, altın karşılıklı para rejimi hiçbir zaman düşünülmediği cihetle söylüyorum, en hayırlı ve uygun yoldur. Ama bunların hepsine, enflasyona ve enflasyonu tedavi edeceğiz diye ülkeyi mahvetme gayretlerine ket vuracak olan değil, onu doğrudan dolayı ortadan kaldıracak, bütünüyle ortadan kaldıracak olan tek tedbir altın karşılıklı paradır. Hiçbir tehlikesi yoktur. Ve Türkiye bir ilk olmalıdır bu konuda. Osmanlı'nın torunları kendilerine düşeni mutlaka yapmalıdır. Bir dünya parasını mutlaka devreye sokmalıdır. Türkiye onurlu geçmişine bugünkü statü içerisinde onurlu bir gelecek kazandırmalıdır. Buna mecburdur. Bakalım hükümetimiz ne zaman bu konuyu enine boyuna bir araştırmaya tabi tutacak, ne zaman tatbik edecek, ne zaman hareket halindeki fonları yatırımlarda kullanmak imkanını deneyecek. Sadece iki konuda henüz hükümetimizin bir aktif siyasetini göremedik. Sadece bunlar kaldı. İkinci suali kardeşimizin, Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen ihracat rakamlarının açıklandığı basın toplantısında yaptığı konuşmada 2003 yılında büyük bir başarı yakalandığını ama bu başarının hiç kimseye miras olarak bırakılamayacağını belirterek şimdi daha zor var. Sporcularımız bilir, bir rekor kırarsanız ondan sonra o rekoru yenilemek, daha iyisini yapmak zorlaşır dedi. İhracatçılara yeni bir başlangıç yapmak istediğini, bunun da yeni bir stratejiyle mümkün olacağını belirten Tüzmen şöyle devam etti. Biz üst üste yıllardır rekorlar kırıyoruz. Ama bunun bizden sonraki kuşaklara bırakır şekilde hareket ettirilmesi lazım. Hangi rekorlardan bahsettiğini anlayamadık. Devlet Bakanımızın bir yıllık iktidar üst üste yıllardır rekorlardan bahsediyor. Belki bilmediğimiz başka bir şey var arkada. Ama bunun bizden sonraki kuşaklara bırakır şekilde hareket ettirilmesi lazım. Bu stratejiyi de sizlerle beraber çizeceğiz. Çünkü ihracata dayalı bir kalkınma modeli benimsedik. Bunu hükümet programında yazdık ve uyguladık. İhracat stratejisi planının 2004-2006 çalışmasını tamamladık. Yani plan üzerinde, konu tamam, kağıt üzerinde. Burada hepinizin katkısını bekliyorum. Sürdürülebilir ihracat artışını sağlayacak ihracat yapısı oluşturulmalı demiş. Kardeşimiz soruyor, ihracatın arttırılmasında ülkenin saygınlığının bir önemi var mı? Ülkenin saygınlığı, ülkenin hem siyasi açıdan saygınlığı söz konusudur, hem de ekonomik açıdan saygınlığı söz konusudur. Bu ülkeyi dünyadaki para açısından, ekonomi açısından en saygın ülke durumuna getirecek olan paranın saygınlığı itibariyle tek sistem altın karşılıklı para sistemidir. Onu gerçekleştirdiğimiz gün Türkiye bu devirde bir ilke imza atacaktır. Şu anda altın karşılıklı Türkiye'de para yok. Altın para var. Altın para taşınması zor. Keselerle bir yerden bir yere nakledilmesi gereken büyük bir problem. Ama altını Merkez Bankası'na koyarsanız, parayı da kağıt para olarak tatbikata sokarsanız altın karşılığıyla, o zaman meseleyi çözersiniz.
Şimdi kardeşimiz soruyor, ihracat artıyor. Acaba ithalatı nasıl kısabiliriz? İhracatı mutlaka arttırmalıyız ki ihracat gerçekten önemli bir miktarda arttı. Çok ciddi bir boyut kazandı ve büyük bir başarı sağladı hükümet. Bundan 10 yıl evvelki bir yıllık ihracatımızı bir ayda aşmayı başardılar. O zaman çok önemli bir netice var sevgili kardeşlerim ortada. Exim Bank'ta kendine düşen görevi bir hakkın gerçekleştirmiş durumda. Exim Bank'a daha büyük imkanlar verilebilmeli. Ve Exim Bank görevini en iyi şekilde yapmaktadır. Daha iyi imkanlarla teçhiz edildiği takdirde daha da güzeli olacaktır. Burada dikkat etmemiz lazım gelen şey, ithalatın ihracatı bu kadar sollamasını müsaade etmemektir. İthalat %50'ye yakın bir oranda ihracatı aştığı bir devreyi geride bıraktı, hamdolsun. Ama şu andaki durumda dengeli ve özlenen bir nokta değildir. İthalat ihracattan gene çok büyük ölçüde fazladır. Bunu mutlaka ortadan kaldırmak mecburiyetindeyiz. Ne yapabiliriz? Sadece ihtiyacımız olan malları ithal etmeliyiz. Geri kalanlara vergi değil ama engeller koymak mümkündür. Bir takım fonlar vücuda getirerek o fonlardan fiyat yükseltmeleri yapmak söz konusu olabilir. Türkiye'ye giren yabancı mallarda gümrük vergisi yok ama fon var. Fonlar bir engel teşkil edebilir. Denizli'den Remzi Gül kardeşimiz diyor ki, hükümet 2004 için enflasyonu %12 belirlerken Devlet İstatistik Enstitüsü'nün hesaplarına göre 2003 enflasyonu toptan eşya fiyatlarına göre %13.9'a gerileyerek bu yılın hedefine şimdiden çok yaklaştı. Toptan eşya fiyatları %13.9'a, yani yuvarlak hesap 14'e inmiş. Bu gelişme tek haneli enflasyon günlerinin de çok yakın olduğunu ortaya koydu. Devlet İstatistik Enstitüsü 2003 yılında toptan eşya fiyatlarını TFE 13.19, tüketici fiyat TÜFE %18.4 olduğunu açıkladı. Böylece yıllık enflasyon rakamı AK Parti hükümetinin 2003 yılına ilişkin belirlediği %20'lik hedefin de altına indi. Uzmanlar 2004 yılı bahar aylarında geçici de olsa enflasyonun tek haneli rakamları göreceğini tahmin ediyor. Yıllık enflasyon toptan eşyada 1975 yılından bu yana, tüketicide ise 1976 yılından bu yana en düşük orana indi. Yıllık enflasyon. TFE en son 1975 yılında %11.4, TÜFE ise 1976 yılında %16.4 seviyesini görmüştü. 2003 yılı Aralık ayındaki fiyat artışı ise toptan eşyada %0.6, tüketici eşya fiyatlarında %0.9 olarak hesaplandı. Aralık'ta enflasyon oranlarının beklenenin altında kalmasında giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki gerilemenin yanı sıra kış olmasına rağmen gıdada da beklenenden daha düşük bir artış yaşanması etkili oldu. Hükümet başarıyla yoluna devam ediyor. Bu iktidarı sevmeyen Türkiye'de bir takım insanlar elbette yaşıyor. Geçmişin karanlık dehlizlerinde cüzdanlarını dolduran bu insanlar bu iktidara sevgiyle, saygıyla bakamazlar. Onlar için ülke önemli değildir, cepleri önemlidir. Sevgili kardeşlerim, tenkitlere dikkatle bakın. Böyle bir başarıya imzasını atan bir hükümete devamlı tenkitler geliyor. Bu tenkitleri yapanların kimliklerine dikkatle bakın. Arkalarında mutlaka
İlluminati bir bağlantı olarak göreceksiniz. Ankara'dan İlhan Bilgin kardeşimiz diyor ki, dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, döviz kurları sürekli düşüyor. Bilmediğimiz bir kaynağı piyasaya sürdünüz sorusu üzerine, bu konuda herkes bir şeyler söylüyor ama size kimse Türk parasının neden bu kadar değer kazandığını söyleyemez. Formülün içindeki değişkenlerin sayısı her gün değişiyor. Dolar niçin düşüyor? Bunu kimse bilmiyor. Ekonomide hiçbir şey suni olmaz. Her şey gerçek değerini bulacaktır. Diyor. Ama bizde Merkez Bankası'nın manipülasyonları döviz fiyatlarını suni olarak etkiliyor. Sonra da cezayı piyasa ödüyor. Ekonomi serbest bırakılmalıdır. Merkez Bankası döviz manipülasyonundan vazgeçmelidir. Merkez Bankası hala o muhafazakar statüsünü devam ettirmek hedefine dayalı bilgiler üretiyor ve açıklamalarda bulunuyor. Merkez Bankası bir büyük yanlışın içerisindedir. Bu yanlış da mutlaka düzeltilmelidir. Daha ötesi, Türkiye bir dövize dayalı ihracat ülkesi, ithalat ülkesi olmamalıdır. Türk lirası döviz olmalıdır. Altın karşılıklı Türk lirası. Ödemeler dengesi açısından şirketlerin borçlarını ödemesi açısından dövizin düşük olması avantajdır. Elbette bono faizlerinin yüksek olması her şeyi berbat ediyor. Elbette 38 bakandan 23 bakana düşürmek seyirli denektir. Tek seslilik çok önemli koalisyon dönemlerinden olduğu gibi basın yoluyla birbirimize laf atmıyoruz. 38 bakandan 23 bakana düşmüş kabine. Sevgili kardeşlerimiz, bu bizi çok mutlu etti. Bir bakanlık kalabalığı artık hüküm ferma değil. Bunun sıkıntısını hep çekmişizdir, dile getirmişizdir. Lüzumsuz bakanlıklar var. Niçin bu kadar çok bakanlık diye hep düşünmüşüzdür. Şimdi 38'den 23'e düşmek, yani 15 bakanlık birden devreden çıkarmak, bu kolay bir olgu değil. Bu ilkede ilk imzayı atan gene AK Parti oldu. Bu durumda spekülasyonlu döviz fiyatları oluşmuyor demişler. Aslında altın karşılıklı parayı koysak spekülasyon da döviz fiyatlarına tesir etmez. Hiçbir şey tesir etmez. Sevgili kardeşlerim, en çok bizi yaralayan ve neden sualinin cevabını bulamadığımız konu bu. Altın karşılıklı para Osmanlı'nın parasıydı. Aslında altın para tedavüldeydi Osmanlı'da. Ama bu devirde altın para, böyle bir tatbikat gerçekten çok zor. Tatbik edilen Arap ülkelerinde bunun zorluğu yaşanıyor. Ama altın karşılıklı para devreye girdiği anda artık kimsenin kimseye laf atması gerekmeyecek. Döviz fiyatları da bizi hiç mi hiç ırgalamayacak. Umurumuzda bile olmaz. Döviz yükseldi, dolar yükselmiş, mark düşmüş, mark yok artık. Euro düşmüş ya da euro yükselmiş, dolar düşmüş. Her neyse, bunlar bizi hiç mi hiç etkilemez. Türk lirasının değer kaybetmesi mümkün olmayan dünyadaki en sağlam para olması ancak bununla mümkün sevgili kardeşlerim. Devlet Bakanı ikinci suali kardeşimizin, Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen ihracatta yeni hedef olarak Kara Afrika'yı seçtiklerini belirtmiş. Bakan, Afrika'da çok iyi çalıştık. Mısır, Sudan, Fas, Cezayir, Tunus, Kenya, Uganda, Etiyopya'da çok ciddi çalışmalarımız oldu.
Bu ülkelerden Sudan, Etiyopya, Cibuti ve Kamerun ile karma ekonomik komisyonlar kurulduğunu belirtmiş. Bakan Afrika ülkelerinde alım gücünün yüksek olmadığını ancak sanayi gelişmediği için önemli bir talep bulunduğunu, Afrika pazarının üretim ölçeği ve malların teknolojik niteliği açısından COBİ'ler için çok iyi bir ihracat potansiyeli oluşturduğunu vurgulamış. Gerçekten zengin ülkeler değil, fakir ülkeler ama üretemedikleri için talep var. Bu keklere de çok sevindik sevgili kardeşlerim. Yani karma ekonomik komisyonlar. Hem onlardan üyeler var, hem bizimkilerden üyeler. Bu komisyonun iki tarafı, iki ülkeyi de temsil ediyor. Ve aralarında herkes kendi ülkesini en iyi tanıdığı için aralarındaki birleşme bu keklerde en güzel statüye ulaşıyor. Karma ekonomik komisyonlar. Hay Allah razı olsun. Çok başarılı bir uygulama. Devlet Bakanımız Kürşat Tüzmen'i tebrik ediyoruz huzurlarınızda sevgili kardeşlerim. Çok başarılı bir bakanımız ve ihracattaki korkunç potansiyel patlamayı bu bakanımız vücuda getirmiştir. Olağanüstü bir başarı. Afrika pazarının üretim ölçeği ve malların teknolojik niteliği açısından COBİ'ler için çok iyi bir ihracat potansiyeli oluşturduğunu vurgulamış. Yani çok kaliteli olmasa da mallarımız oraya gidebilecek durumda çünkü onların üretebildikleri kalite bizimkinden çok daha aşağıda. Şimdi sualini soruyor kardeşimiz. A. Bu hükümet ekonomimizin lokomotifi olan ve ölmekte olan COBİ'leri canlandırarak ekonomiyi temelden hareketlendirmek istiyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Temelde COBİ'ler için çok önemli bir standart. COBİ'ler sadece ihracatçı kuruluşlarla ilişkiye girecekler. Veya COBİ'lerin birliği birleşebilse COBİ'ler dünyadaki en büyük alıcı olur. Bir federasyon düşünün, bir COBİ federasyonu ve alımı tek elden yapıyor. Bunun ne ifade ettiğini anlayabiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman ham madde alımı inanılmaz bir ucuzluğa dönüşür. Bu da COBİ'lerin ucuz aldıkları mal sebebiyle düşük maliyetli mal üretimini sağlar. Aynı kalitedeki malı daha düşük bir maliyete sağlar. Zaten COBİ'lerin özelliği dışarıdan işçi çalıştırmak yerine COBİ'lerin büyük kısmı küçük ölçekli işletmeler, aile fertleri çalışır hep. Ücret ödemesi değil, o ailenin fertlerinin çalışması söz konusu. Maliyeti bir ölçekte daha düşürücü bir fonksiyona dair bu. O zaman ekonominin temelden hareketlenmesi demektir. Evet. B şıkkında diyor ki kardeşimiz, daha önce Türk Cumhuriyetlerine yapılan ihracatta yakın olmalarına rağmen COBİ'lere devlet desteği olmayınca yetersiz kalınmıştı. Afrika ülkelerinde başarılı olunabilir mi? Olunabilir. COBİ'lere yardım esastır ve bu yardım yapılabilirse COBİ'ler çok değerli hedeflere gidebilirler. COBİ'lerdeki en büyük eksiklik bize göre COBİ'lerin bir araya gelerek bir federasyon oluşturması ve alımı, dikkat edin, son derece önemli bir konudan bahsediyorum. COBİ'lerin birleşerek alımı, satın alma işlemini tek elden gerçekleştirmeleri. Nasıl dürüst bir hükümet kurulabildiyse, COBİ'ler de dürüst bir federasyon kurabilirlerse, sağlam, güvenilir insanların, inanan insanların ortaya koyduğu, Osmanlı'nın torunlarının oluşturacağı bir satın alma dizaynı, tek elden satın alma, en ucuz fiyatla en kaliteli mal almak büyük rakamlar sebebiyle mümkün olacaktır. COBİ'ler devlet desteğine ulaşırsa burada büyük hedeflere yürünebilir. İzmir'den Kaan Bey kardeşimiz der ki, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu
enflasyon muhasebesiyle önemli bir adım atıldı. Ancak ekonominin ihtiyacı olan yapısal reformlar bekliyor. Bu reformlar belki de en fazla defol hale gelmiş, kural dışı çalışmaya alışmış iş adamlarını etkileyecek. Sevgili kardeşlerim, bu konunun bize göre hiç önemi yok. Bu yapısal reformlar İlluminati'nin başımıza açtığı bir derttir. Ve yapısal reformlar deyince bizim tüylerimiz ürperiyor. İlluminati'yi ve onun ülke içindeki yardakçılarını hatırlıyoruz hep. Bu reformlar belki de en fazla defol hale gelmiş, kural dışı çalışmaya alışmış iş adamlarını etkileyecek. Biz bu acıyı çekmeye hazırız dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu, hükümeti 2003 yılında gerçekleştiremediği yapısal reformları 2004'te hızla yapmaya çağırdı. Bir defa daha tekrar ediyoruz sevgili kardeşlerim. Yapısal reformlar denilen şey, IMF'in Türkiye'nin başına ördüğü bir çoraptır. Bütün dikkatleri asıl ülkeyi mahva götüren sebeplerin dışına çıkarıp, o sebeplerden kotarıp, bu yapısal reformların üzerine çekmek üzere uydurulmuş bir büyük tuzaktır. Nasıl bu IMF'in kurduğu bir sürü kurul başımıza dert olmuşsa, ülkeyi mahvetmişse, bunların başında da banka denetleme ve destekleme kurulu var. Bu da böyle bir dizayn. Yapısal reformlar hiçbir önemi olmayan bir reform tasarısıdır ve sadece bir korkuluktur. Fonksiyonel bir hüviyeti, pozitif bir hüviyeti hiçbir şekilde olmamıştır. Yapısal reformların devreye girmesinin acısını belki de en fazla bizler çekeceğiz. Çünkü kural dışı çalışmaya izin veren bir sistem söz konusuydu. Yapısal reform, kural dışı çalışmayı hiçbir zaman kural dışı çalışmaya çevirebilecek bir özellik taşımaz. İş dünyası olarak kuralların gerçek anlamda işlediği sistemin oturmasını istiyoruz. Bunun acısını çekmeye de hazırız, diyor. Bu hükümete bir köstektir, bir İlluminati ihtarıdır. Rıfat Sarcıklıoğlu 2003 yılında Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin beklediği siyasi reformları gerçekleştirdiğini hatırlattı. Sarcıklıoğlu şunları söyledi. Siyasi reformlar gerçekleşmiş midir? Büyük ölçüde. Şunları söylemiş. Ancak maalesef yapısal reformları gerçekleştiremedik. Oysa hepimizin geleceği yapısal reformlara bağlı. Hiç aynı fikirde değiliz sevgili kardeşlerim. Türkiye'nin geleceği yapısal reformlara bağlı değildir. Türkiye'nin geleceği üretken yatırımlara bağlıdır. Hiç kimse bize masal anlatamaz. Acaba Rıfat Sarcıklıoğlu kardeşimiz ikisinin karşılaştırmasını yapabilir mi bize? Açıkça bir karşılaşıklı konuşalım onunla. Üretken yatırımları tavsiye etmek yerine yapısal reformlar üzerinde bu kadar durmak, bunun arkasında yatan manayı biz çok iyi biliyoruz. Kural dışı çalışmaya alışmış bir sistemimiz vardı. Dışsal faktörler açısından girdiğimiz kritik yılda acısını çeksek de yapısal reformların gerçekleştirilmesini istiyoruz. Yapısal reformların gerçekleşmesi kayıt dışı ekonomi sorununun da aşılmasını beraberinde getirecek. Aynı konuda değiniz. Yapısal reform, kayıt dışı ekonominin yok olmasını gerçekleştirmez. Ama kayıt dışı ekonominin gerçekleşmesi, yapısal reformu otomatik olarak devreye koyar. Ve yapısal reform denildiği zaman bizim tüylerimiz diken diken oluyor arkasında. Hep İlluminati'nin ayak seslerini duyuyoruz. Ve onların öncülerinin kimler olduğunu da çok iyi bilmekteyiz. Hala bu ülkede onlar bazı yerlerde söz sahibi ise
bu o sesin hala gelmesini sağlayabilen tek faktördür. Ama 2004'ün sonunda IMF ile ilişkiler kesilecektir. O zaman ülkenin ihtiyacının bu yapısal reformlar değil, üretken yatırımlar olduğu daha kolay ve daha güzel bir şekilde anlaşılacaktır. Bu Rifat Selçuklu kardeşimiz bugüne kadar üretken yatırımlardan bir defa bile bahsetmemiştir. Hakkari'den Mehmet Aydemir kardeşimiz diyor ki, Türkiye tarihinde ilk defa geçen yıl ortalama dolar kuru bir önceki yılın ortalama dolar kurunun altında kaldı. Bu gelişme kişi başına düşen milli gelir miktarında 2002 yılına göre 773 dolar arttırarak 3.382 dolara yükseltti. Bununla bir başarıya mı ulaşmış oluyoruz sevgili kardeşlerim? Bitişiğimizdeki Yunanistan'da kişi başına düşen gelir 20 bin dolardan fazla. Biz çok şeyler yapmak mecburiyetindeyiz. Hızla yükselmek mecburiyetindeyiz. Merkez Bankası'nın gösterge niteliğinde belirlediği döviz alış kurları esas alınarak yapılan hesaplamaya göre 2003 yılında ortalama dolar kuru 1.493.000 lira olarak gerçekleşti. Gün ağırlıklı olarak hesaplanan ortalama dolar kuru 2002 yılında ise 1.505.840 lira olarak gerçekleşmişti. Yani 1.493.000'e indiğine göre arada düşme var. Kuru bir önceki yılın altında kaldı. Türkiye tarihinde ilk defa 2003 yılında ortalama dolar kuru bir önceki yılın altında kaldı. Ortalama kurda bir önceki yıla göre %0.8 oranında gerileme yaşandı. Ortalama euro kuru ise yükselişini sürdürdü. 2002 yılında 1.429.766 lira olan ortalama euro kuru 2003 yılında 1.685.301 lira olarak gerçekleşti. Yani 1.429.000 ne karşılık 1.685.000 demek ki yükselme yaşanıyor. Ortalama euro kurunda %17.8 oranında artış gözlendi. Bu da enflasyona paralel bir olgu. Bu kurlardaki artış veya azalışı neye bağlayabiliriz diyor kardeşimiz. Piyasayı serbest bıraksalar, bu dövizdeki artışlar ve eksilişler enflasyon oranıyla paralel bir seyir takip eder. Kur ile kişi başına milli gelir arasında nasıl bir ilişki vardır? Kur ile kişi başına milli gelir arasında bir direkt ilişki söz konusu değildir. Kur dövizin bedelini ifade eder. Kişi başına milli gelirse ülkedeki gayri safi milli hasılaya dayalı bir olgudur. Döviz kuruyla enflasyon arasında kesin bir ilişki söz konusudur. Trabzon'dan Öztürk ailesi diyor ki, Ankara Ticaret Odası tarafından hazırlanan sıcak para 2003 raporuna göre bir yıl önce 1 milyon dolar bozdurularak piyasaya giren bir spekülatör, bir yıl sonra bu parayı ikiye katlıyor. Yatırımcı aynı parayı Japonya'da 68, Amerika Birleşik Devletleri'nde 46 yılda kazanabiliyor. ATO tarafından hazırlanan sıcak para 2003 raporuna göre sıcak paranın cenneti olma yolunda hız kesmeyen Türkiye ekonomideki iyimser havaya rağmen spekülatörlerin iştahını kabartmaya devam ediyor. Rapor spekülatörlerin dünyanın hiçbir ülkesinde kazanamayacakları parayı Türkiye'de bir yılda kazandıklarını hesaplamalarla ortaya çıkardı. Rapora ilişkin Ankara Ticaret Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada bir spekülatörün yıllık %1 faizle Japonya'da 68, Avrupa Birliği ülkelerinde 56, yıllık %1,5 faizle Amerika Birleşik Devletleri'nde 46 yılda kazanacağı faizi Türkiye'de sadece 1 yılda kazanmasının mümkün olduğu belirtildi. Hesaplamaya göre 6 Ocak 2003 tarihinde yabancı bir yatırımcı elinde bulunan 1 milyon doları dönemin dolar kuru olan 1 milyon 660 bin liradan bozdurup eline geçen 1 trilyon 660 milyar lirayı ortalama
%55 faizle bankalarda değerlendirmeye başladığında 12 ay sonra bu parayı 2 trilyon 847 milyar liraya çıkarabiliyor. Bu para doların 1 milyon 395 bin lira olduğu 6 Ocak 2004 tarihinde dolara çevrildiğinde yatırımcının eline 2 milyon 40 bin dolar geçiyor. Raporda 1 milyon dolarlık rantın ay, gün ve saat başına düşen getirilerine de yer verildi. Buna göre 1 milyon dolarla Türkiye'de 12 ayda dolar cinsinden %104 para kazanabilen bir spekülatör ayda net 86.667 dolar, günde 2.850 dolar, saatte 119 dolar para kazanıyor. Ankara Ticaret Odası bizim gözümüzde çok değerli bir odadır. O odanın başkanını hep odalar arasındaki en başarılı başkan olarak değerlendiririz. Sinan Aygün kardeşimiz bu vatan için çok çalışan, ciddi çalışan ve gerçekten bu ülkeye aşık bir kardeşimiz. Araştırmaları da çok ciddi gözlemlerin ve başkalarının yapamayacağı açılardan olayları görebilme yeteneğinin meyvelerini sergiliyor. Böyle bir araştırmayı bugüne kadar kimse yapmamıştır Türkiye'de. Türkiye'nin yabancı yatırımcılar elinde nasıl soyulduğunu gösteren ciddi araştırmaları var Sinan Aygün kardeşimizin. Türkiye'den her gün altınla dolu bir kamyonun Türkiye'nin borçları nedeniyle dışarıya gönderildiğini ilk defa bu kardeşimiz ortaya koymuştu yaptığı kesin ve ciddi araştırmalarla. Sevgili kardeşlerim, İlluminati'nin karşısında olan, bu ülke için yaşayan çok sevgili bir kardeşimiz Sinan Aygün. Burada sözlerimiz tamamlanıyor. Türkiye'nin ekonomik yapısı hakkında daha güzele doğru gidiş bizim ölçümlemelerimize göre ancak üretken yatırımlarla gerçekleşebilir ve Türkiye'de hareket halindeki fonlar bu hedefe ulaşmanın bütün imkanlarına sahiptir diye düşünüyoruz. Hepinizden Allah razı olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Türkiye ekonomisine bir ciddi bakış bize sizlere sunduğumuz sonuçları vermek imkanını bahşetti. Sunmak imkanını bahşetti. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.